28 Şubat'ta evet 2001'i Vali Bey'in rahmetullahi aleyh, Hazım abimizin e, e, Kars'ta kaymakamken gördüğü bir zuhurat. Gördüğü zuhurat derken Ahmet Efendi diye bir şey. Ta Kars'ta kaymakam mı dedi bir ilçede, hudutta, sınırda bir tane minare yapan bizzat var Ahmet Efendi adı Şeyh. Hem de minare ustası. Öyle minare yapıyormuş ki Ruslar gelmişler demişler bu füzeyi kaldırın. <laughs> He füze gibi yapıyormuş böyle yani öyle dik düzenli falan. Bu şey efendi mübarek zatmış. Biz tanımadık tabi. Bunu tabi 2000'den çok önce söylüyor şey. Vali Bey bize anlattığı zaman bunlar 90'da. 80'lerde falan biz Vali Bey'le çok hacca gittik gel. Efendi yanında beraberiz. Bizzat dinledim yani. Tabi detayını unutmuş olabilirim. 50'lerde. 50'lerde oluyor bu iş. Ben diyor tabii o çok genç kaymakam oldu. Konya valiliğinden sonra emekli oldu. Mesela adı Konya valisi diye çıktı da namaz kıldıran vali. Sabah namazda gider imam olurmuş bu vali. Şimdi gittik diyor Hatmi Şerif gibi zikre. Bu zatında böyle bir şey vardı. Ee, zikir kızışırdı. Öyle bir cezbeye gelir, bu kalkar. Kalktığı zaman diyor böyle hani bir dönmeye başlar cezbeden. Döner 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 durur. Durduğu zaman bir şey söyler. Onu herkes not eder. 50'lerde. Ondan sonra işte bir günde ben gittim diyor. Zikir yapıldı diyor. Zikirin ortasına bu mübarek kalktı diyor, fırladı diyor. Bir cezbeye geldi. Diyor. Döndü, 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 döndü. Durdu diyor. Herkes bekliyor. Dedi ki diyor, Rusya yıkılacak. Rusya dağılacak. Ve Rusya dağıldığı zaman başında olan adamın başında leke olacak. Gorboçov söylüyor. 50'lerde söylüyor bunu. Bu yani leke o başında leke olan bir adam. Doğum hocam, Kormaço. He, Gorbaçov işte. Onu da söyledi. Ya biz diyor Rusya dağılır mı? Süper güç falan. tabi de dinledik diyor yani. Evliya dediler. Biz de gittik diyor. Notları yazdık diyor. Ondan sonra işte bir daha döndü döndü durdu diyor. İşte 2000'den sonra mı? 2001'de mi ne? Türkiye'de İslam rahatlayacak. Veyahut artık bir başka ifade ola ben unuttum. Çok eski dinlemişim ben bunu. 20 senelik, 30 senelik belki iş bu. Fakat hakikaten Rusya'nın dağıldığı süreci yaşandı. Ondan sonra da işte 28 Şubat patlayınca biz dedik İslamiyet bitti. Yani öyle bir gidiş gele bin sene sürecek falan bitirecekler bizi. Ama hakikaten birkaç sene sonra tam tersine dönerek yine namazlı abdestli insanlara Allah Teala fırsatlar verdi. Öyle mi? Verdi kıymetini bilirsek devam eder. Şükrünü bilmezsek, haddini bilmezse herkes Mevla nimetini alır. Ayrı dava. Ama artık İslam'ı engelleyemeyecekler Türkiye'de. Bunun önünü alamazlar. O gider o gelir. İnsanlar fanidir. Baki kimse yok. Ama bu dava sonuna erecektir inşallah.